Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ayşe Güneş Savak. YKS Soru Çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında temel yeterlik ve alan yeterlik sınavlarında çıkan Türk Dili ve Edebiyatı sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2020 temel yeterlik testindeki Türkçe sorularını çözeceğiz. 21. soruyla başlayalım arkadaşlar. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? Bu kültüre hangi açıdan yaklaştığımızla ilgilidir. Nitekim bu alanda çalışan bilim insanlarının hemen hepsinin onu yeniden tarif etme çabası da bunu göstermektedir. Bununla beraber şimdiye kadar ortaya atılan bütün tarifler, bakın tarif etme çabası, tarifler gözden geçirildiğinde hepsinde ortak olanı ve bu terimle ne kastedildiğini anlamak kolaydır. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? Kültürel yozlaşmanın temelinde yatan sebepler. Kültürel yozlaşmaya dair herhangi bir ifade yok. Kültürün farklı şekillerde tanımlanması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bakın arkadaşlar yukarıda tarif aşağıda tanım şeklinde karşımıza çıkmış. Dolayısıyla e, aradığımız cevap B seçeneği. Diğerlerine de bakalım. Sizce kültür toplumdan topluma değişen bir olgu mudur? Toplumdan topluma değişmesi ile ilgili herhangi bir vurgu yok. D seçeneğine bakalım. Bugün kültürler arasındaki farklılıklar nasıl açıklanabilir? Kültürler arasındaki farklılıklarla ilgili de e, bir bilgi yok. E seçeneği toplumlar son yıllardaki kültürel değişimlerden nasıl etkileniyor? Bunu deledik arkadaşlar. Cevabımız zaten ortaya çıkmış oldu. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemi kullanan bir resim eleştirmeninin süreç içinde soracağı sorulardan biri olamaz. Resim eleştirmenleri eserleri incelerken belirli bir yönteme bağlı kalırlar. Betimleme, çözümleme, yorumlama ve yargıya varma olmak üzere dört işlem basamağını kapsayan bu yöntemle eserden bilgi edinirler. Yöntemin ilk aşamasında tabloda yer alan ve gözle görülen her nesne tek tek listelenir. İlk aşaması. İkinci aşamada bu nesneler resmin içine yerleştirilirken nelere dikkat edildiği, örneğin konum, renk, kontrast, ton gibi niteliklerin nasıl kullanıldığı belirlenir. Üçüncü aşamada Ressamın kullandığı nesneler ve bunların organizasyonuyla vermek istediği mesaj ortaya çıkarılır. Son aşamada ise o ana kadar elde edilen bütün veriler bir arada değerlendirilir. Eseri iyi veya kötü kılan özellikler ortaya konur ve incelenen eserin niteliği hakkında nihai karara varılır. Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemi kullanan bir resim eleştirmeninin süreç içinde soracağı sorulardan biri olamaz? Bakalım hemen. Verilmek istenen mesaj hangi obje ve varlıklar kullanılarak aktarılmaktadır? Bakıyoruz arkadaşlar. İlk aşamada tabloda yer alan ve gözle görülen her nesne yani obje tek tek listelenir. Evet. Ressam tabloda görülen bileşenlerin organizasyonunda nelere dikkat etmiştir? Resmin içine yerleştirilirken nelere dikkat edildi? Bakın arkadaşlar. Bunlar örnek verilmiş konum, renk, kontrast, ton. Dolayısıyla B seçeneği de olur onu da eledik. Ressam bu eserinde tam olarak ne anlatmak istemektedir? Üçüncü aşamada ise ressamın kullandığı nesneler ve bunların organizasyonuyla vermek istediği mesaj aslında arkadaşlar ressamın tam olarak ne anlatmak istediğidir. Dolayısıyla C seçeneğini de eledik. Ressamı başarılı yahut başarısız yapan temel nitelikler nelerdir? Eseri iyi ya da kötü kılan özellikler, nitelikler, bakın arkadaşlar özellikler, nitelikler ortaya konur. Dolayısıyla D seçeneğini deledik. Eser hangi güçlü ve zayıf yönleriyle diğer yapıtlardan ayrılmaktadır? Eserin diğer yapıtlarla karşılaştırılması, onun diğer yapıtlardan nasıl ayrıldığına dair herhangi bir bilgi yok arkadaşlar. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz E'dir. 23. soru. Yukarıdakilerden hangileri bu sözleri söyleyen kişinin çalışma alanına girer? Bir antropolog olarak antropolojinin yöntemlerini kendi kültürüme bakıp İçinde yaşadığım dünyayı incelemek için kullanmaya karar verdim. Sayılara gittikçe arkan şirket antropologlarından biri oldum. Zaten egzotik bir şeyler bulmak için çok da uzaklara gitmeye gerek yok. Yapmamız gereken bu betonda normanda insanların iş dünyasında ayakta kalmak için hangi rekabet içgüdülerine güvendiklerine, bireysel ve örgütsel hareketlerinde ne tür davranış kalıplarını benimsediklerine odaklanmak. Yukarıdakilerden hangileri bu sözleri söyleyen kişinin çalışma alanına girer. Birinci öncüyle bak devam edelim. Sanayileşmemiş bölgelerdeki yerli halkların kültürleriyle şehir kültürü arasındaki farklar. Bakın arkadaşlar şehir e, kültürüyle yerli halkların kültürleri arasındaki farkla ilgili herhangi bir e, ifade yok. Kurumsallaşmış şirketlerdeki çalışanların bireysel başarı elde etmek ve grup içinde yükselmek için geliştirdiği stratejiler. Evet arkadaşlar ikiyi kesinlikle alıyoruz. Belli bir sektörde çalışanların bir grup kültürü geliştirmesini sağlayan kişisel ve sosyal dinamik dinamikler, bireysel ve örgütsel hareketler, kişisel ve sosyal dinamikler üçü de alabiliriz arkadaşlar. Biri elediğimiz zaman zaten B ve D seçeneği kalıyor. Cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılmak istenen düşünceyle örtüşmektedir? Çırak fuma ustası ruble ve ben maviyi herkesten daha iyi görüyorum taş. Bunun üzerine Rublev de sana artık bir şey öğretemem çünkü sen her şeyi bildiğini sanıyorsun diye karşılık verir. Bakalım hangi düşünceyle örtüşmektedir? Mutlak başarı ustaları aşmakla mümkündür. Hayır arkadaşlar. Becerisini kutsayan kişi. Ben maviyi herkesten iyi görüyorum. Aslında burada bir becerisini, bilgisini kutsamak var. Becerisini kutsayan kişi kendini bilgiye kapatmıştır. Evet Rublev de diyor ki sana artık bir şey öğretemem çünkü sen her şeyi bildiğini sanıyorsun. Yani kendini bilgiye kapatmışsın. Ee, cevabımız çıktı arkadaşlar. B seçeneği doğru cevap. Diğerlerine de bakalım. Kendine güvenen çırağın ustaya ihtiyacı yoktur. Hayır bilgisinden emin olmak ustalara özgü bir erdemdir. Hayır arkadaşlar, kesinlikle bu ifadeye ulaşamayız. Çırak hatasını ustanın hoşgörüsü sayesinde görebilir. E seçeneğini deledik. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. 25. soruyla devam edelim. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Küverti sisteminin kullanıldığı daktilo harf düzeninin sıkışmasını en aza indiren ticari anlamda başarılı ilk daktilo olarak 1874'te ortaya çıkmıştır. Ancak küverti klavyesinde vuruşların %32'si orta, %52'si üst ve %16'sı da ulaşması en zor olan alt sırada yapılır. Dahası bu düzeliş daha zayıf olan sol elin ve en zayıf olan serçe parmağın çok fazla kullanılmasını gerektirir. Ayrıntılı çalışmaların ardından Duvorak 1932'de küverti klavyesini öğrenmek için gereken zamandan daha kısa sürede öğrenilebilen klavye kullanıcısının başarısını ve hızını büyük oranda artıran yeni bir klavye geliştirdi. Ancak Duvorak klavyesi o günden bugüne İngiliz dilinin standart klavyesi küvertinin yerini alamadı. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Burada şunu görüyoruz arkadaşlar: Küverti ilk taktil olarak üretilmiş 1874'te, ama daha sonra duvarak 1932'de Küverti ee, klavyesinden daha başarılı olan, kullanıcısının başarını ve hızını büyük oranda artıran yeni bir klavye geliştirmiş. Ancak Dvorak klavyesi e, kullanımındaki rahatlığa rağmen küverti klavyesinin yerini alamamış. Yani biraz insanların alışkanlıklarından e, vazgeçememesiyle alakalı e, bir durum. Hemen seçeneklere bakalım. Bir yeniliği eski yöntem veya fikirden belirgin şekilde iyi olması uzun vadede de olsa toplumda kabul edileceğini gösterir. Hayır kabul edilmemiş. İcat edilen aletlerin ortaya koyduğu yenilikler bu aletlerin esas amacının dışında farklı amaçlara da hizmet etmesine neden olur. Hayır arkadaşlar. Yeniliği ortaya çıkaran kişinin ünvanı bu yeniliğin insanlar tarafından kullanılma olasılığının artmasında etkilidir. Ee, bu seçeneği hemen eliyoruz arkadaşlar. Buna dair hiçbir bilgi yok. Bir yeniliğin benimsenmesi için toplumun gereksinim, değer ve hedefleriyle görece uyum içinde olması gerekir. Bakın toplumun gereksinimlerine cevap verdiği halde e, duvar klavyesi benimsenmemiş. Dolayısıyla Denizli seçeneğinde hemen eliyoruz. E'ye bakalım. Uyum sağlaması gerektiren bir yeniliği kabul etmek yerine alışkanlığa bağlı kalmak insanlara daha kolay gelir. Evet arkadaşlar aradığımız cevap E seçeneği. Bu parçada söz edilen filmle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? Türk edebiyatında ve sosyolojisinde batıllaşma olgusuna ilişkin karmaşık süreçlere işaret eden geniş bir literatür mevcut olmakla birlikte bu çalışmada Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filmi incelenirken Kemal Tahir'in görüşlerinden hareket edilmiştir. Film incelenirken Kemal Tahir'in görüşlerinden hareket edilmiş. Bunun da başlıca nedeni Kemal Tahir'in batıllaşma ve sorunlarını Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden itibaren ele alıp sorgulamasıyla özgün bir yaklaşım ortaya koymuş olmasıdır. Ancak filmin yönetmen senaristiyle Kemal Tahir'in devlet ve toplum konusundaki görüşleri arasında belirgin ayrımlar bulunmaktadır. Diğer yandan bugünün sorunlarının kaynağının Osmanlı'nın kurtuluş dönemine kadar götürülmesi ve tarihe yaklaşım biçimleri bakımından ise pek çok benzerlikte göze çarpar. Bu parçada söz edilen filmle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kemal Tahir filmdeki içeriği Osmanlı'da batıllaşma olgusu temelinde ele almıştır. Bakın arkadaşlar film içeriği Değil. Yönetmen senarist filmi Kemal Tahir'in görüşlerine dayanarak oluşturmuştur. Filmin oluşum aşamasında e, Kemal Tahir'in görüşleri e, yok arkadaşlar. C seçeneğine bakalım. Film Kemal Tahir ve yönetmen senaristin ortak bir çalışması olarak ele alınabilir. Hayır. Kemal Tahir'in görüşleri filmi incelemede, bakın... Görüşleri filmi incelemede önemli bir dayanak noktası sunmaktadır. Bakın arkadaşlar tam olarak burası bizi doğru cevaba götürüyor. Ee, e seçeneğine de bakalım. Filmde olay Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında geçmektedir. E seçeneğinde eliyoruz. Cevabımız çıktı zaten. D seçeneği doğru cevaptır. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Ey insan etrafında yarattığın düşmanlar seni kendi kusurlarının, eksikliklerinin farkına varmaktan alıkoyar. Başkalarını cezalandırdığın, aşağıladığın hatta yok ettiğin sürece dikkatini kendi içine yöneltemezsin. Böylece kendinle yüzleşme ihtiyacı da hissetmezsin. Yarattığın düşmanlar çaresizliklerinin yerini alır. Onlar sayesinde zayıflıklarının üstünü örtersin. Şunu aklından çıkarma. Sandığın gibi başkalarının günahları seni aziz yapmaz.'' Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bireyin dışarıya ve başkalarına yansıttığı öfke ve nefret zamanla kendi zaaflarından arınmasına neden olur. Zaafla ilgili herhangi bir şeye değinmemiş arkadaşlar. A seçeneğini eledik. Bireyin yaşadığı toplumdaki öteki bireylerin hatalarına karşı geliştirdiği tavır kendi benliğiyle kurduğu bağı güçlendirir. Hayır. Ötekileştiren ve ötekini düşman gibi gören birey kendini eleştirme ve yargılama ihtiyacını hissetmeyerek kendini yüceltir. Evet arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneği. Bireyin çevresindeki insanları tehdit olarak algılamasının temelinde toplumdan yalıtılmış, soyutlanmış bir hayat sürmesi yatar. Kendilerine ve başkalarına yönelttikleri eleştirel sese kulak vermeyi başarabilenler hatasız ve dengeli bir yaşam sürerler. Hiç alakası yok arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Bu parçaya göre aşağıdaki önermelerden hangisi tarih biliminin bakışıyla örtüşür? Doğa bilimleri gibi tarih de zorunlulukların ve doğal düzenin insan hayatını belli ölçüde de olsa etkilediğini kabul eder. Tarihi olaylar, onları ortaya çıkaran şartların nedensellik ilkesi göz önünde tutularak açıklanmasıyla anlamlandırılır. Belirli iklimsel ve ekolojik şartların olaylar üzerindeki etkisi hesaba katılmadan iklimsel ve ekolojik şartların olaylar üzerindeki etkisi hesaba katılmadan salt kaynaklardan ve kanıtlardan yola çıkarak sonuçlara varmak mümkün ve anlamlı değildir. Bununla birlikte tarih biliminin görevi tarihi olayları kendi özellikleri içinde incelemektir. Tarihi olayların gelişiminde genel geçer kanunları ve bunların olaylar üzerindeki etkisini araştırmak tarih biliminin değil belki de tarih felsefesinin görüşün, görevidir. Bu parçaya göre aşağıdaki önermelerden hangisi tarih biliminin bakışıyla örtüşür? Her tarihi olay kendi coğrafi koşulları içinde incelenir. Evet arkadaşlar e, cevabımız hemen çıktı A seçeneği. Çünkü tarihi olaylar onları ortaya çıkaran şartların yani koşulların nedensellik ilkesi göz önünde tutularak açıklanmasıyla anlamdır anlamlandırılır. Belirli iklimsel ve ekolojik şartların olaylar üzerindeki etkisi hesaba katılmalıdır. Yani her tarihi olay kendi coğrafi koşulları, kendi coğrafi şartları içinde incelenmelidir e, cümlesi tarih biliminin bakışıyla örtüşmektedir. E, cevabımız A seçeneğidir. 29. soruyla devam edelim. Bu parçadan hareketle etik aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır? Etiğin tanımını arıyoruz. Ne yapmalıyım sorusu, ne yapıyorum, ne yaptım, ne yapacağım sorularından farklıdır. Ne yapıyor olduğum, ne yaptığım veya ne yapacağım da bir betimleme söz konusudur. Yani ne yapıyorum, ne yaptım ve ne yapacağım sorusunda bir betimleme söz konusudur. Gözleriniz, hafızanız veya yazdıklarınız bunların gerçekliğini kanıtlamaya yeter. Ama ne yapmam gerektiği bir betimleme değil, bir soruşturmadır. Yani ilk sorumuz bir betimleme değil, bir soruşturmadır. Yani sorgulamadır. Yani bir yol arayışıdır. Bir yol arayışıdır. Betimleme ile yol arayışı arasındaki ayrım gerçeklik ile etik arasındaki farkı ortaya koyar. Bakın arkadaşlar gerçeklik betimlemedir. Etik ise gerçeklik değildir. Etikte gerçeklikten ziyade soruşturma, sorgulama ve bir yol arayışı vardır. Bunu düşünerek doğru tanımı bulalım. Ahlaki olarak en doğru olanın er geç hakim gerçekliğe dönüşeceğini savunan bir felsefe kuramıdır. Hayır. İdeal olana ulaşmak için geçmişte yapılan hatalardan dersler çıkarmayı öneren pratik bir düşünce biçimidir. Buna dair hiçbir bilgi yok. Olgular temelinde sınanabilecek, kanıtlanması mümkün bir açıklama değil. Gerekli olanı arayan bir sorgulama türüdür. Evet arkadaşlar, bakın, kanıtlanması mümkün bir açıklama değil. Kanıtlanması mümkün bir açıklama gerçeklik. Değil mi? Ama etik gerçeklikten farklı bir şey. Yani etik gerçekliği değil. E, sorgulamayı ve yol arayışını e, tanımlıyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Geçmiş ve gelecek arasında bir bütünlük gözeten, doğrunun her çağda kendini tekrarlan tekrarladığını savunan bir disiplindir. Hayır, olması gerekeni doğruluğu ve adaleti en fazla kişinin ortak faydasına sabitleyen bir akıl yürütme yöntemidir. Bu da değil arkadaşlar. Etik bir sorgulama türüdür, yol arayışı türüdür. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir? Ozanlar şiirin düz yazıdan üstünlüğü konusunda kanat üretmeye bayılır. Şiir kolay ezberlenir demek ki üstündür. Kısadır demek ki üstündür. Zor anlaşılır demek ki üstündür. Kimileri de düz yazının anlatım gücünün bir yerde tükendiğine ama şiirin anlatım gücünün hiç tükenmediğine inandıklarından şiir düz yazının bittiği yerde başlar deyip çıkarlar işin içinden. Düz yazının bir yerde tıkandığını nereden çıkarırlar bilinmez. Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir. A seçeneği ile başlayalım. Şiirin dile getirdiğini romanda öykü de dile getirebilir. Sorun sanatçının hangi türde yazdığında değil başarısındadır. Evet arkadaşlar metinde aslında söylenmek istenen bu. Yani bu, bu parçanın yazarının A seçeneğini söylemesini bekleyebiliriz. Cevabımız ortaya çıktı ama biz yine de diğer seçeneklerle devam edelim. Bir şiiri kafamızda yıllarca taşıyabiliriz ama düz yazıyı değil. Onun ağırlığı yaşamın odağına yerleşmesini engeller. Hayır. Şiirin giriftliği karşısında romanın öykünün kendini okuruna açması, kolayca anlaşılır olması, okurun seçimlerini etkiler. Okurun seçimlerine dair herhangi bir ifade yok. D seçeneğine bakalım. Şairleri kendi konumlarının altını çizmeye iten şey Düz yazının günümüz okurları tarafından gördüğü yoğun rağbettir. Günümüz okurları tarafından e, gördüğü yoğun rağbete değinilmemiş arkadaşlar. D seçeneği de hemen edeyelim. Her türün yükseldiği dönemler vardır. Şiir yavaşladığında düz yazı, düz yazı yeni fuklar bulamadığında şiir öncülüğü üstlenir. Hayır arkadaşlar böyle bir ifade anlatım tarzı e, yok. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Sevgili öğrenciler 2020 TYT Türkçe soru çözümümüz burada bitmiştir. Çalışmalarınızda başarılar dileriz. Hoşçakalın.